Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün Google Drive'a verilerinizi nasıl yükleyebilirsiniz? Daha sonra bu yüklediğiniz verileri nasıl sadece kişilere özel, yani sizin erişim izni verdiğiniz kişilere özel hale getirebilirsiniz? Kısaca bunları anlatacağım. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeyelim, hemen başlayalım. YouTube kanalımızda birbirinden eğlenceli eğitim videoları var. Sen de gel, sen de öğren. Öncelikle bu işlemi gerçekleştirebilmemiz için bir Google hesabına ihtiyacımız var. Google hesabımızda Google'a gidip Gmail şeklinde bir aratma yapıp burada sağ üst kısımda bulunan hesap oluşturuna tıklayarak bir hesap açabiliriz. Daha sonra oturum açacaksınız Google'da ve Drive şeklinde bir aratma yapacaksınız. Drive yazdıktan sonra Google Drive aşağıda çıkacak arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Daha sonra Drive'ınıza gidin diye bir klasör var. Buraya tıklıyorsunuz. Bu kısımda Bizim yükleyebileceğimiz dosyalarımız var. Bu arada arkadaşlar videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum, bakmayın Bu şekilde bizim bir paketimiz var. 1100'den fazla içeriğimiz var. Arka planımız var. Buradaki arka planlara sahip olmak istiyorsanız kısaca bir video hazırlayacağım. Sağ üst taraftan ona ulaşabilirsiniz. Bu paketi satın almak isteyenler de Gmail yoluyla bana bildirebilirler. Çok büyük bir indirimde ve çok güzel bir paket. Mutlaka işinize yarar. Kaçırmayın. Burada bizim dosyalarımız görünüyor görüldüğü gibi. Şimdi sol taraftan yeni bölümüne gidip dosya yükleme deyip bir dosya yükleyeceğiz. Ama dosyalarımızı bu şekilde değil. Sağ tıklayıp bunları seçtikten sonra sağ tıklayıp arşive ekle diyorum. Daha sonra arşivim burada. Bunun da hemen ismini değiştiriyorum. Yüklenecek yapalım mesela. Bu arada RAR programına ihtiyacınız var. WinRAR programı internet üzerinden edinebilirsiniz. Ücretsiz bir program. Şimdi Burada dosya yükleme bölümüne gideceğiz. Sol taraftan yeni dedik, dosya yükleme dedik. Masa üstüne geçtik ve buradan dosyamızı seçip aç diyoruz arkadaşlar. Daha sonra sağ aşağı tarafta takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu anda hop yüklenmek üzere ve yüklendi. Şimdi burada yüklendikten sonra buraya gelmiyor. En son bölümü diye bir yer var. Oraya tıklıyorsunuz. Daha sonra bakın görüldüğü gibi yüklenecek şeklinde çıkıyor. Şimdi buradaki sağ buna tıkladıktan sonra sağ üst tarafta bulunan bir bağlantıyı al simgesi var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada şu bağlantıyı kopyala dediğinizde bu bağlantıya giren herhangi birisi aynı şöyle bir ekranla karşılaşacak. Burada direkt bir mail isteyecek. Diyelim ki bir maili var. Hadi gelin yapalım. Evet, bir maili olan kişi de yani daha yeni gördüğünüz ekranda bilgilerini girip linke giden kişi şu anda gördüğünüz ekrana gelecek. Buradaki ekranda erişim iste dediği an hemen bizim kendi mailimize bir bildirim gelecek. Gidiyorum Gmail'ime. Şu anda Gmail'e girdim. Görüldüğü gibi Gmail'de yüklenecek RAR için bir erişim isteği var diyor. Bunu paylaş dediğiniz an artık bu kişi bu dosyaya erişebilir. Ya da bununla uğraşmak istemezseniz herkes girsin link edersiniz. İşte o zaman buradaki kısıtlanmışı bağlantıya sahip olan herkes şekline değiştirir. Daha sonra da bitti derseniz artık bu dosyaya herkes erişebilir. Buradan linkini kopyalayıp sizler de erişebilirsiniz. Bağlantıyı kopyala dedim. Şimdi yeni bir sekme açıp yapıştırdım ve artık buraya gördüğünüz gibi gidebiliyorum. Bu dosyaları indirip bakada biliyoruz. için bir de Winrar'ın indirilimini göstereyim ben sizlere. Dosyalarımızı Winrar yaparak yani rarlayarak yollamamız bizler için daha iyi bir sonuç oluyor. Hem birazcık sıkıştırıyor dosyalarımızı bu sayede boyut küçülüyor hem de toplu bir dosya halinde gözükmesi için çok sağlam, çok yararlı bir program. WinRAR indir yazdıktan sonra internet sitesine giderek WinRAR'ı indirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sadece dosyalarınızın hepsini seçip bunları tek bir klasörde toplayıp daha sonra da RAR'layabilirsiniz. Bu şekilde daha aynı gösterdiğim gibi de şuradan paylaşımı açabilirsiniz. Buradaki bağlantıya sahip olan herkesi kısıtlanmış yaparsanız sadece bu linkte sizin erişim verdikleriniz kullanabilir. Ama herkes yaparsanız bu kez herkes kullanabilir. Bir dosyayı silmek istediğinizde dosyayı seçip şuradaki çöp kutusuna basarsanız görüldüğü gibi dosyada bu şekilde silinir. Umarım bu videom sana yararlı olmuştur. Dediğim gibi şu paketi de unutmayın arkadaşlar bir aklınızın köşesinde bulunsun. Gerçekten çok güzel bir paket. Sizler de değerlendirebilirsiniz. Kanalımızda abone olmayı ve videolarımıza da like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.